Medya Haber'den iyi akşamlar. Yeni bir Medya Haber'de gündem programıyla karşınızdayız. Suriye'deki gelişmeleri, İdlib'de özellikle son günlerde Aynisa'ya dönük saldırıları konuşacağız. Tabii dış etkenleri de Avrupa ve Amerika üzerinden değerlendireceğiz bu akşam. Üç değerli konuğumuz var. Aziz Köylüoğlu, gazeteci arkadaşımız Rojava'dan. Yine İbrahim Çiçek gazeteci arkadaşımız Hollanda'dan ve Burhan Ekinci gazeteci arkadaşımız Almanya'dan. Ben her üçüne de hoş geldin diyerek başlayayım. Her üçüyle birlikte değerlendireceğiz ama sıcak gelişmeleri daha yakından Rojava'dan takip eden Aziz Köylüoğlu ile başlamak istiyorum. Son gelişmelerden özellikle yani Türk Devleti'nin rejim güçlerinin etrafını sardığı tüm gözlem noktalarını boşalttığına dair bilgiler artık çıkmaya başladı. Yani henüz diyelim ki Türk Devleti bunu resmen söylememiş olsa da bu belli. Bu Mart ayında da hatırlıyoruz çokça asker öldü orada, Türk askeri. Ve buna rağmen inat etti, o rejimin etrafını sardığı gözlem noktalarını boşaltmadı. Şimdi sessiz sedasız çekiliyor. Oradan bir başlayalım istiyorum. Durum nedir orada gerçekten? Gözlem noktalarının boşaltılmasında özellikle İdlib'de nasıl bir hesap var? Esas olarak bu gözlem noktalarının boşaltılması yeni bir durum değil. Uzun süredir Türk Devleti o gözlem noktalarını boşaltmak için bir siyasi zemin oluşturmaya çalışıyordu bölgede. Hem çetelerle kurdukları ilişkiler bağlamında hem Rusya ile ilişkiler bağlamında bir zemin yoklaması yapıyordu. Yani buradaki gözlem noktalarını boşaltmak için. Yalnız bu zemini oluşturmada tabii Türk Devleti zorlanıyordu. Çünkü İdlib'de çıtayı elini çok yükseltmişti. Çetelere verdiği sözler vardı. Yine Rusya'ya zaman zaman rest çekmeler ve benzeri yaklaşımlar vardı. Bu açıdan son zamanlarda bunu yapmaya başladı. Zaten o gözlem noktalarının hiçbir kıymeti harbiyesi de kalmamıştı. Bu gözlem noktaları kurulduğu zaman Suçi Anlaşması'yla birlikte biliyorsunuz bu gözlem noktaları oluşturdu. 12 gözlem noktası oluşturuldu bölgede. Bu gözlem noktalarıyla yani sözde Türk Devleti Rusya yani Rusya ve Türk Devleti rejimle çeteler arasında bir tampon bölge oluşturma üzerinden bu gözlem noktalarını oluşturmuştu. Yalnız zaman geçtikçe Suriye rejimi ve onu destekleyen İran, yine Lübnan Hizbullah ve Rusya'nın yani operasyonları sonucunda o gözlem noktaları zaten çembere alınmıştı. Türkiye'nin o gözlem noktalarında kalmasının tek bir amacı olabilirdi. Suriye'nin toprak bütünlüğünü kabul etmiyorum üzerinden bir politika ile o gözlem noktalarında kalabilirdi. Rusya zaten bunun üzerinde bir dayatma içerisindeydi. Yani eğer siz Türkiye'ye şöyle bir dayatması vardı. Siz Suriye'nin toprak bütünlüğünü kabul ediyorsanız o gözlem noktalarında kalmanızın bir anlamı yok. Yok işgalci bir yaklaşımınız varsa o gözlem noktalarında zaten kalmayı sürdürürsünüz üzerinde bir dayatması vardır. Onun üzerinden bir pazarlık yapıldı mı oralarda? Özellikle Bence bir pazarlık yok. Bölgede tam tersi Türkiye'ye bir dayatma var. İdlib'de Türkiye'ye yönelik bir dayatma var. Ve bu dayatma sonucunda Türkiye'de bu bölgeden sessiz sedasız zaten çekiliyor. Dikkat ederseniz Türk medyasına bakarsanız bu konuda herhangi bir haber yok. Hı-hı. Tam tersi bir ciddi bir sessizlik var. Türkiye kamuoyuna herhangi bir yansıması yok. Bu gözlem noktalarından çekilirken dünya basını veriyor. Bölge basını veriyor, Arap basını veriyor ama Türkiye'deki basın bu konuda çok sessiz. Gözlem, araya giriyorum ama kusura bakma, daha sıcak takip ettiğin için biraz da bilgi sahibi olma amacıyla. Şimdi çetelerin işgalindeki alanlarda ki gözlem noktalarının durduğu söyleniyor ama bir kısım yabancı basında 12 gözlem noktasının tamamının boşaltılacağı ya da boşaltıldığı yönünde de haberler geçiyor. Oralarda durum ne? Rejim alanı Esas olarak bir yanılsama var İdlib bağlamında. Ciddi bir yanılsama var. Yani Türkiye artık İdlib'de gözlem noktalarıyla var olan bir güç değil. İdlib'in tamamına yerleşmiş, karargahlar kurmuş, on binlerce askerini yerleştirmiş, binlerce tank, top, ve hatta hava savunma sistemi, bu Hisar A denilen Türklerin kendi oluşturduğu bir hava savunma sistemi var. Bu hava savunma sistemini İdlib'e yerleştirmiş durumda.
çetelerin eğitimleri sürüyor İdlib'de. Yine Cephet Nusra, yani bu Tahrir Şam olarak şu anda kendini ifadelendiren Cephet Nusra ile yeni ittifaklar oluşturuldu. Bu Suriye Milli Ordusu olarak tanımlanan Türkiye'nin desteklediği çetelerle Tahrir Şam arasında uzlaşmalar oldu bu süreçte. Ortak hareket etmeler şu anda var bölgede. Yine Türkiye şu anda İdlib'de tamamen konumlanmış durumda. İdlib'in hemen şu anda çetelerin elinde olan bütün coğrafyasında Türk Devletli'nin karargahları var. Yani evet. Gözlem noktaları değil bunlar. Bunlar tamamen hava savunma sistemleriyle desteklenmiş tank, top ve binlerce asker yerleştirilmiş karargahlar ve bu karargahlarda şu anda Türkiye günlük olarak da takviye yapılıyor. Yani şunu diyebiliriz, yani İskenderun, yani şu anda Hatay neyse mevcut fiiliyat açısından diyorum, şu anda İdlib'de çetelerin elinde olduğu söylenen bölge de şu anda tamamen o. Peki. Zaten gözlem noktalarından çekilirken yani İdlib'in dışına çıkma yok. Rejimin kuşattığı gözlem noktalarından ayrılıp İdlib'in farklı bölgelerinde askerlerini yerleştiriyor. Yerleştirmeye devam ediyor yani şu anda. Evet. Onu da aslında önümüzdeki dakikalarda yine ayrıntılarıyla konuşalım. Çünkü o gelişmeler önemli. İbrahim Çiçek'le devam etmek istiyorum. Şimdi İdlib'de Türk Devleti ile çete grupları arasındaki ilişkiler artık saklanamaz bir durumda. Biliniyor. Tüm dünya da bunu biliyor. İşte biraz önce Aziz Köylüoğlu da bahsetti. Türkiye'nin orada ciddi bir askeri gücü de var. Ama dışarıdan görünen olarak söylüyorum yani. Sanki oradaki o desteklediği çeteleri de savunabilecek bir pazarlık gücüne de sahip değil. Yani Rusya bir şekliyle Türkiye'yi zorlamış gibi görünüyor. Rusya'nın size göre bu tablodaki rolü nedir? Onu sormak istiyorum. Bir de Putin demek gerekirse Erdoğan üzerinden istediğini oralarda elde edebildi mi? Çünkü aynı zamanda İdlib'in önemli bir parçası da Rusya'sız tartışılacak bir şey değil. İyi akşamlar. Bizi izleyenleri ve gazeteci arkadaşlarımı selamlıyorum. Bir de izninizle bugün 19 Aralık olduğu için hem Maraş katliamının yıl dönümü hem Rafsanyalar katliamının yıl dönümü, Taybet Anay'ı kaybettiğimiz gün, onları burada anmak istiyorum. Zindan kahramanlarımızı özellikle anmak istiyorum. Putin amacına ulaşabildi mi? Putin, Türkiye ilişkileri, Rusya-Türkiye ilişkileri ne? Herhalde şu tamamlayıcı olur zannediyorum Tüfeğim. Ne demişlerdi? Emevi Camii'nde namaz kılacağız. Yani Suriye'deki rejimi yıkacağız. Yani oraya ihvancı bir rejim kuracağız demişti. Türk sömürgeciliğinin Suriye'ye müdahalesinin amaçları içerisinde bu vardı her şeyden önce. Bu stratejik amaçlar açısından bakacak olursak Rusya Federasyonu'nun istediği gerçekleşmiş oldu. Yani Suriye'deki rejimin devamlılığı, Bas rejiminin devamlılığı, despotik Bas rejiminin, antidemokratik rejiminin devamlılığı sağlanmış oldu. Fakat burada birinci rolü oynayan Rusya olduğunu söyleyemem yalnız. Burada aslında iki tane temel kuvvet var. Bir tanesi Suriye'de Esad ve ona bağlı güçlerin direnişidir. Ama bence bundan daha da çok önemli olan esas olarak Rojava'daki direniştir. DAEŞ'in saldırganlığını, yayılmasını, bölgeyi istila etmesini, gerici bir istila hareketini Kobane ve Rojava'da durdurulmasıdır. Aslında bu iki temel direniş noktası, iki temel direniş noktası Rusya'da, Rusya Federasyonu'nda harekete geçirmiştir. Rusya Federasyonu'nda çıkarı var. İran'ı da tartışılabilecek birçok sebepten ötürü harekete geçirmiştir. Ama temel direnişçi güçler bunlardır. Bu iki temel direnişçi güç, bölgesel sömürgeci güçlerin ve uluslararası emperyalist güçlerin bölgedeki hareketlerinin üzerinde etkili olmuş, onların hesaplarını değiştirmiş, onlar yeni planlamalara yönelmişlerdir. Ama Rusya Federasyonu'yla Türkiye arasındaki ilişkileri, Türkiye'deki faşist şeflik rejimi arasındaki ilişkileri alacak olursak, herhalde Rusya Federasyonu'nun uçağının düşürülmesi, iki pilotun imha edilmesi önemli bir kırılma noktasını oluşturuyor ve Putin'in ve Rusya'nın bunun intikamını Türkiye'den tabii çok misliyle
aldığını düşünmemiz gerekir. Nasıl? İster Halep'in boşaltılması meselesi ondan sonra gündeme gelmiştir. Ve Türkiye'nin çetelerine ilişkileri. Türkiye aslında bir çeşit daha önceden beslediği, Amerika ile birlikte hazırladığı, EİT, Savaş Donat diye Suriye'ye gönderdiği bütün bu DAEŞ'çi türünden çok değişik örgütlerin hepsinin sponsorluğunu aldığı için Türkiye, Rusya Federasyonu adım adım bunların temizlik işini de Türkiye'ye yaptırmaktadır şimdi. Onların bir kısmı biliyorsunuz Libya'ya gönderiliyor, şuraya gönderiliyor, buraya gönderiliyor ama Suriye'de sürekli sıkışıyorlar, alanları daralıyor, gitgide itiliyorlar dışarı doğru ve bu itmenin geçiş aracı da Türkiye oluyor. Türkiye bunun aslında çöpçülüğünü yapıyor diyebiliriz. Yani bu bizzat kendi beslediği, kullandığı ve artık bir işe yaramaz hale geldiği gitgide kuvvetleri buradan çekiyor. Çünkü gerçekten orada da sizin ifade ettiğiniz gibi bu Arap Yarımadası'ndaki İslamik, politik İslamik ve onların en gericileri, en saldırganları, ne diyelim yani en göz dönükleri Türkiye'yle bağlılar. Türkiye'nin sayısız ilişki biçimleri var. Türkiye bunları taşıdı, getirdi, işte bunları silahlandırdı, eğitti. Bunları her şekilde uluslararası platformlarda korudu. İstanbul'u bunlara merkez yaptı. Bunlar üzerinden de tabii bölgeye açılmak istedi. Bölgesel bir politika, bölgesel yayılmacı, hegemonik bir güç olarak ve tabii ki Kürdistan'daki mücadelenin durduracak bir güç olarak, bunu durduracak sömürgeciliğin devam etmesini sağlayacak bir güç olarak da bunları bir araç olarak, maşa olarak kullandığını söylememiz lazım. İç politikada zaman zaman kullandı. Buna değinebiliriz fırsat olursa. Ama Suriye'de çok yoğun bir şekilde kullandı. Bir iki cümleyle belki yanıt almak için sormak istiyorum. Kısa yanıtlarsanız sevinirim. Türkiye'nin İdlib, özellikle İdlib şahsında, İdlib bazında diyorum. Rusya'ya ya da Suriye'ye karşı bir pazarlık gücü kaldı mı? Onca askerinin orada olmasına ya da desteklediği çete gücünün olmasına rağmen soruyorum bunu. Evet. Ama bunu bunu sadece İdlib'deki kuvvetlerinden bakarak, Türkiye'nin İdlib'deki kuvvetlerinden bakarak görünmemiz biraz eksik olur gibi geliyor bana. Yani bir yandan Libya'daki çatışmalar var, bir yandan Kafkaslardaki ilişkiler var. Sanki daha bütünden görmemiz gerekiyor. Evet, oradaki durum açısından bakarsak durmadan kuvvetleri çekiliyor ve geriliyor. Evet. Geriliyor. Fakat her defasında bir pazarlık oluyor bence yani. Mutlaka %100 oluyor. Bu çekilme öyle tek yanlı bir şey değil. Bazı anlaşmalarla oluyor. Bazı karşılıklı ödünleşmelerle oluyor. Gerçek bu. Fakat dediğim gibi sadece İdlib'den bakmayalım bence. Aynı zamanda dediğim gibi Kafkaslardan bakalım ve hatta Libya'dan bakalım. Hatta Amerika'nın İran'la ilgili ne tür politikalar geliştireceği, Amerika'daki yönetim değişikliğine bağlantısı içerisinde bakalım. Çünkü büyük emperyalist güçlerin politikaları çok fazla etkili olacak diyebilirim. Peki. O dediğiniz detaylar da önemli kuşkusuz ama bu akşam ağırlıkla İdlib ve Ayni Sayır Hocabay'ı anlayalım istiyorum. Evet. Kuşkusuz o dedikleriniz de önemli. Yoksa bağlamından koparmak için sormuyorum. Burhan Ekinci ile devam ederim. Burhan, sana da İdlib'e yönelik bir operasyon olup olmayacağını doğrusu sormak istiyorum. Bu konuyla ilgili çokça söylenti de var. Biz de takip ediyoruz, siz de takip ediyorsunuz. Rusya'nın işte Suriye ordusu ile birlikte İdlib'e dönük kapsamlı bir operasyon başlatacağını söyleyenler var. Aksine operasyon olmaz, o Halep'te yaşanan gibi çeteler adım adım geri çekilir ve rejim oraları alır diyenler var. Ama doğrusu çok da karmaşık bir tablo. Yani siz fotoğrafın bütününe baktığınızda İdlib'e ilişkin ne görüyorsunuz? Çünkü Rusya ve rejim İdlib'ten vazgeçmiş değil, öyle görünüyor. Evet, iyi yayınlar diliyorum Sayın Işık. Ben de bu son dediğiniz tespitle başlayayım. Vazgeçmiş değiller. Şam rejimi için İdlib bölgesi çok önemli. Öncelikle İdlib bölgesi dediğimiz başka bir devleti ya da başka bir özel yönetimin toprakları değil, Şam'ın, Suriye Devleti'nin, Suriye Cumhuriyeti'nin toprakları İdlib bölgesi. Ama şu anda El-Kaide bağlantılı çeteler tarafından, Türkiye destekli gruplar tarafından adeta Türk ordusunun işgal ettiği topraklar İdlib.
Bu bağlamda baktığımız zaman Şam tarafından baktığımızda Şam'ın bu bölgeye yönelik her ne kadar çok erken bir operasyon olmasa da yani hemen sıcağı sinen bir operasyon olmasa da ama ileriki aşamalarda her an operasyon olma ihtimalleri yüksek. Çünkü Şam rejiminin tek isteği var bütün topraklarını geri almak. Tabii burada Rojava'yı ve Kuzey Suriye doğu bölgesini ayırmak gerekiyor. Orası biraz daha farklı, daha karmaşık. Yani Şam rejimi açısından. Ama bütün gücüyle şu anda Şam rejiminin İdlib'i geri almak için plan yaptığı biliniyor. Bütün oradaki askeri sevkiyatlar, Aziz daha iyi biliyor, orada sahada birebir takip ediyor. Gerek askeri sevkiyatlar, gerek adım adım her seferinde bazı bölgeleri alıp durup, dinlenip tekrar bir taarruza geçme taktiklerine baktığımız zaman genel bir stratejinin Ruslarla birlikte oluşturdukları stratejinin İdlib'i bütün çetelerden temizlemek. Tabii ki bu Şam, yani okuduğum kadarıyla Şam rejiminin bir stratejisi, bir hedefi. Ama sahadaki gerçeklik buna ne kadar elverişli diye baktığımız zaman ise çok zor. Çünkü İdlib'deki HTŞ dediğimiz bu El-Kaide, Nusra'nın toplamı olan Heyet Tahrir-i Şam ve son zamanlardaki Suriye Milli Ordusu kol ordularının da Türkiye Silahlı Kuvvetleri'nin orada bulmasıyla bu hedefi Şam için çok zor bir aşamaya getiriyor. Yani hemen işte yarın bir operasyon başlatıp bir hafta sonra bütün İdlib'i çetelerden temizleme bir yerde aslında bir hedef ama bu çok da böyle hemen elde edilecek bir hedef değil. Çünkü orada gerçekten de HTŞ'nin de bir güçlü bir yapısı var. 40-50 bin bir silahlı güçten bahsediliyor. Tahmini olarak söylüyorum, raporlara yansıyan sayı olarak söylüyorum. Aynı şekilde Türkiye destekli Suriye Milli Ordusu'na bağlı grupların da 30 bin 40 bin civarında bir gücü var. Yani nereden bakarsanız 100 binlik bir silahlı güçten bahsediyoruz. Aziz programın başında aktardı, o da çok önemli bir bilgiydi. Türkiye orada işgal durumunda, Türkiye orada üst meselesi değil. Aslında biz hep bütün analistçiler, bütün sahayı okuyanlar hep gözlem noktası olarak aktar ama bence gözlem noktası sadece bir göstermelik gibi noktalar. Türkiye Aziz'in de belirttiği bütün gücüyle bölgede, bütün tankıyla, topuyla, hava savunma sistemiyle, İHA'larıyla, SİHA'larıyla bölgede. Şimdi böyle bir bölgede yani Türkiye gibi güçlü bir devletin işte tüm askeri yapısıyla orada olduğu bir bölgenin Şam'ın çok rahat bir şekilde almasını doğrusu bekleyemeyiz. Ama Şam bu hedefinden vazgeçer mi? Bence vazgeçmez. Pazarlıklar devam eder. Şam rejimi ve Ruslar İdlib bölgesinde Türkiye'yi sıkıştırdıkça Türkiye'de gözünü her zaman olduğu gibi Kürtlere dikecektir. Kürt topraklarına dikecektir. Peki, peki. Bu bağlamda Ruslarla bir pazarlık söz konusu olduğunu doğrusu ben okuyorum sahadaki gelişmelere baktığım zaman. O Kürtler boyutunu ayrıntılı başlıklarla ele alalım istiyorum. Aziz Köylüoğlu'yla yine devam edelim. İdlib'e dönük bu hesapları doğrusu size de sormak istiyorum. Şimdi İdlib rejim açısından önemli bir alan. Bu yadsınamaz. Ama bu bölgeyi de Türk Devleti, benim kanaatim o, ben de o bölgeyi takip eden bir gazeteci olarak fikrimi söyleyeyim. Batı devletlerinin desteğiyle aslında Türkiye bir şekliyle o bölgeyi kontrol etti. Şimdi de İdlib'de görünen o rejimin elini güçlendirecek gelişmeler de yaşanıyor. Yani salt bugün özgü değil, uzun zamandan bu yanadır. Rejimin eli zamana yayılmış bir politika içerisinde güçleniyor. Bu gelişmeyi birlikte ele aldığımızda Batılıların bu konudaki politikalarının değiştiğine dair bir gösterge olarak değerlendirebilir miyiz? Tabii bu İdlib'e dönük operasyon bağlamında da değerlendirmelerinizi merak ediyorum doğrusu. Evet, aslında tabii Türkiye kendi başına bölgede değil, NATO destekli olarak bölgede bulunuyor. Zaten biliyorsunuz ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey geçenlerde bir röportaj vermişti. O röportajında çok ilginç bir cümle kullanmıştı. Demişti Türkiye devleti, yani Suriye rejimi yakın zamanda İdlib'e giremeyecektir demişti. Aynı zamanda Türkiye devleti işte NATO'nun desteğiyle bölgede rejimi engelleyebilir noktada duruyor diye bir açıklama yapmıştı. Aslında uzun süredir bu durum sürüyor. İdlib politikasını Kuzey Doğu Suriye politikasından ayrı tutmak lazım bölgede.
İlginçtir. İdlib'de farklı bir politika uygulanıyor. İdlib'de Türk devleti ve çeteleri hem ABD tarafından hem Avrupa tarafından destekleniyor. Yani İdlib'deki politika ile Kuzeydoğu Suriye arasındaki politikada farklılık, temel farklılıklardan bir tanesi bu. Mesela ABD de şu anda Türkiye'nin işte Seleykaniye ve Girespi'de bulunmasından rahatsız. Bu bölgede bulunmasından belli bir düzeyde rahatsız. Ama Türkiye'nin İdlib'de bulunmasından rahatsız değil. Tam tersi İdlib'de Türkiye'yi destekliyor. Hatta ben geçmişte de bunu savundum, şimdi de savunuyorum. Türkiye ABD'siz Rusya ile herhangi bir pazarlığa oturamaz İdlib üzerinden. Yani ancak ABD bir olur ya da okey verirse Türkiye Rusya ile İdlib üzerinden farklı bir pazarlık yürütebilir. Onun dışında bir pazarlık da yürütemez. Bu açıdan düşündüğümüz zaman esas olarak şu anda yürütülen bütün, yani İdlib üzerinden yürüyen bütün politikaların ABD bağlantılı politikalar olduğunu düşünüyorum ben. Yani ABD'den habersiz ya da ABD'nin oluru olmadan Türkiye'nin İdlib'de attığı bir adım yok. Tam tersi orada ABD'nin bir temsilcisi gibi duruyor. Soruyorum. Sesini yani ABD şöyle de okumak mümkün mü bu dediğini? ABD'den bağımsız değil ya da işte ben de sorarken sordum Batılılardan, Avrupalılardan bir şekliyle etkisi var diye. Bu Türkiye'nin aynı zamanda Batı blokuna yanaşmanın da mı bir göstergesidir? Ya da ne bileyim yani şimdiye kadar orada yürütülen politikalarda Türkiye bu kadar Batı'yla gittiyse Rusya ile yaşadıkları flört neydi? Esas olarak Rusya ile de tabii hem çelişki hem çatışma iç içe yaşıyor. Yani Rusya ile tamamen bir uzlaşma durumu yok bölgede. Yani sadece Suriye bağlamında değil, diğer çatışık olduğu bölgeler var. İşte Kafkasya'da, işte Ukrayna'da, işte Libya'da çatışık olduğu durumlar da var. Hem çelişki ve çatışma iç içe yaşanıyor. Yani Rusya ile yaşanan durum biraz böyle. Ama İdlib'de Türkiye kendi başına İdlib'i savunabilir bir noktada değil. Onu belirtmeye çalışıyorum. Ne çeteleriyle bunu yapabilir, ne kendi gücüyle bunu yapabilir. Yani İdlib'de eğer gerçekten Türkiye İdlib'de tek başına varlık göstermiş olsaydı, Rusya ve İran şimdiye kadar Suriye rejimi destekler ve İdlib'i bir şekilde şu andaki çetelerden temizlerlerdi. Ama yani Rusya'yı durduran Türkiye değil İdlib'de. Onu söylemeye çalışıyorum. Batılıların İdlib'den ne faydası var? ABD'nin ya da diğerlerinin. Yani şöyle bir durum var. İdlib'i çok merkezi bir durum olarak, yani yer olarak değerlendiriyorlar. Onlara göre eğer İdlib düşerse Cenevre görüşmelerinin hiçbir anlamı kalmayacak diye düşünüyorlar. En azından geçmişte yaptıkları açıklamalar da biraz da bunu gösteriyordu. Eğer İdlib'de, yani muhalefetin elinde olan son yerde düşerse, o zaman Suriye rejimiyle neyin üzerinden pazarlık yapacağız gibisinden bir algı içerisindeler ve diğer bölgeleri ise muhalefetin elinde olan bölgeler olarak değerlendirmiyorlar. Mesela şunu da söylemek lazım. Şu anda Afrin, Cerablus, Bab, Azaz, Seleykaniye, Girespi bölgelerini Türkiye'nin denetiminde olan bölgeler olarak değerlendiriyorlar. Muhalefetin elinde olan bölgeler olarak değerlendirmiyorlar. Genel anlamda. Ama İdlib'i muhalefetin elinde olan bölgeler olarak değerlendiriyorlar Batılılar genelde. Bu anlamda İdlib'in düşmemesi lazım. Zaten Cefri'nin, geçmişte de takip ettim, Cefri'nin tüm açıklamalarında bu vardı. Yani İdlib düşmemeli. İdlib düşerse Suriye'deki varlığımız, yani genel anlamda Suriye politikasındaki varlığımız zayıflar. Peki. Üzerinde bir politikaya sahiptiler. Bu açıdan hani Türkiye pazarlık yapıyor ya Rusya'yla, birçok noktada deniliyor ya Türkiye pazarlık yapıyor Rusya'yla. Türkiye işte kendisince toprağa karşı toprak pazarlığı yapıyor ve benzeri şeyler. Bence bunlar ABD'den bağımsız yapılan şeyler değil. Peki. Türkiye sadece ABD'nin veya diyelim Batılıların İdlib'de temsilciliğini yapıyor. Kendi politikası da var. Kendi ajandası da var ama esas olarak temsilciliğini yapıyor. Bir cümleyle söylesen, ondan sonra zaten önümüzdeki dakikalarda şu ABD ve Trump gidişinden sonraki meseleyi konuşacağız ama bu politikaya rağmen Suriye Rusya'nın desteğinde oraya bir operasyon başlatır mı kısa sürede? Var mı öyle bence bir işaret? Bence kısa sürede bir operasyon yapamaz diye düşünüyorum kendi açımdan. Yani gözlemlediğim kadarıyla da. Yalnız Rusya ne yapabilir? Bu M4
ana yolunun, otoyolunun güney kısmına yönelik bir hamle içerisine girebilir. Zaten Moskova Anlaşması'nda da bu vardı. Evet. Yani normalde M4 yolunun 10 kilometre güney ile 10 kilometre kuzeyinden çetelerin temizlenmesi, yani çetelerin çıkması gerekiyordu. O yolun ulaşıma açılması gerekiyordu. Bunun üzerinden bir anlaşma var. Şu anda Rusya bu anlaşmanın olmasını dayatıyor. Türkiye tabii bu anlaşmanın olmasını istemiyor. Çünkü o yol çok stratejik bir yol. O yolun, yani rejimin eline geçmesi veya Rusya'nın denetiminde olan bir eline geçmesi veya Rusya'nın denetimine girmesi Türkiye'nin kendi çıkarına da değil. Peki. Bu açıdan Türkiye bunu da uygulamak istemiyor yani. Peki. İbrahim Çiçek, sizinle devam edelim de bu Erdoğan'ın yönünü yeniden Rojava'ya çevirmesi üzerinden biraz da bu konuştuklarımızı okuyalım istiyorum. İdlib'den işte sessiz sedasız bazı bölgelerden çektiyor ama Rojava'ya dönük işgali de çok güçlü bir şekilde gündeme getirmeye başladılar. Bu durumu iç siyasetteki zayıflamanın önüne geçmek için gündeme getirdiği yönünde bazı görüşler de var. Bilemem siz ne dersiniz. Ama diğer taraftan Rojava'ya dönük yeni bir işgal operasyonu başlatarak iç siyasette de kendini güçlendirecek adımlar atmak istiyor diyenler de var. Yani Rojava'ya çevirmesi üzerinden iç siyasetle bağlantısını belki biraz da değerlendirmenizi isteyeceğim ama tabii diğer boyutlarını da diğer arkadaşlarımızla konuşuruz diye düşünüyorum. Öncelikle Rojava ile ilgili Türk Devleti'nin hedeflerine bakmamızda yarar var. Birincisi Rojava'yı tasfiye etmek istiyorlar, düşürmek istiyorlar. Bu onların temel amaçlarından bir tanesi. Fakat bunu başaramadıkları durumda da Rojava'nın etkisiz hale gelmesi için, Rojava devriminin alanının daralması için ve Rojava devrimi etrafındaki kuşatmanın sıkıştırılması için ellerinden geleni yapıyorlar. Fakat Kobeno'nun tabii ki özel bir durumu var. Burada bir özel düşmanlık. Devrimin başladığı yer, DAEŞ'in yeniliğe uğradığı yer, direnişte simgeleşmiş, işte 20. yüzyılın Stalingrad'ı olarak tarihe geçmiş bir yer. Burayla ilgili amaçlarından bence vazgeçmiş değiller ve bu bağımsız amaçları var yani. Bu meselenin ciddi, öyle iş politika konusu, algı yönetimi konusu filan gibi bir mesele değil, ciddi. Eğer uluslararası ilişkiler, güç dengeleri, çelişkiler el verirse dalmak isteyeceklerdir. Böyle bir niyetleri vardır. Bu türden stratejileri ve planları vardır. Tabii ki bunu göz önünde tutmalıyız. Fakat bunun iş politikaya da yansımaları var ya da iş politikada değişik kuvvetlerin Türkiye'nin bu çıkarları ya da bölgesel bu yayılma, özel Kürt düşmanlığı, Kürdistan'ı özellikle kurulmasını önlemeye, Kürt özgürlüğüne karşı özel düşmanlığı nedeniyle iş politikada bu soruna çok önemli bir yer tutuyor. Şunun bir ölçü olabileceği düşüncesindeyim ben. Son 10-15 günlük dönem içerisinde Türk ırkçılığının, faşizminin tarihsel ve simgesel partisi MHP'nin, Devlet Bahçeli'nin başkanı, elebaşısı Devlet Bahçeli'nin açıklamaları var. Onun çeşitli yöneticilerin açıklaması var. Bu açıklamalar her ne kadar PKK ve HDP söylemli, küstah ve hiçbir şekilde insani olmayan, daha ileri gidelim, ırkçı ve hatta soykırımcı açıklamalar olmasının şöyle bir anlamı var. Türkiye'deki faşist şeflik rejiminin bölgede Kürdistan'a yönelik, Kürdistan'ın her parçasına yönelik, her parçasındaki özgürlük arayışına, hak arayışına, kendini yönetme arayışına yönelik muazzam bir düşmanlık olduğunu, muazzam bir kindarlık, tarihi bir kindarlık olduğunu, adeta kendileri için varlık yokluk meselesi olarak gördüklerini gösteren bir şey. Dolayısıyla BHP bir faşist koalisyon ver ve o faşist koalisyonun önemli bir partisi, AKP ve faşist şef Erdoğan da ondan sıkı ilişki içerisinde. Onun taleplerini, ama bu Türkiye'deki faşist rejimin kolektif ya da devletin stratejisi var yani. Bu stratejiye ilişkin biliyorsunuz, işte bizim savunmamız diyorlar Süleymaniye'den başlar, Libya'dan devam eder diyorlar. Dolayısıyla bu bölgeleri hem işgal etme amacı var, hem sömürgeleştirme amacı var.
ama hem de Kürt direnişçiliği karşısında, ulusal kurtuluş gözlemleri karşısında hakikaten Türk devletinin en karanlık güçlerinin ırkçı, katliamcı, evet soykırımcılığa varan bir politikasının da olduğunu görmemiz gerekiyor. Dolayısıyla bu birden topyekun gelecek, sökün edecek bir şey olarak değil ama parça parça değişik yerlerden gelecek bir şey. Şimdi Efrin'i düşünelim. Efrin insansızlaştırıldı. Efrin'de ne oluyor? Yani Efrin'deki sömürgeciliğin, Efrin'deki değişik uluslararası kuruluşların yaptığı açıklamalara göre sömürgeci güçlerin yaptıkları kadın cinayetlerini, kadın katliamlarını, kadın çocukların çetelere pazarlanmasının, yani işgalin nasıl bir halkı yok ettiğini Efrin örneğinde uluslararası araştırmaların çok açık ortaya çıkarttığı bir şey. Malını, mülkünü, zeytini, her şeyini talan ediyor. Dilini, kültürünü, her şeyini yok ediyor. Bu tür bir yok edici mekanizma var. Yani ırkçı yok edici bir mekanizma var. Soykırımcı bir mekanizma var. Tarihsel kökleri de var. Oralara girmeyelim ama şimdi Kürdistan üzerinde bu yürüyor gerçekten. Eğer Kürdistan'ın kuvvetli direnişçiliği olmasa yani bunların gerçekten yapmayacakları yani, şöyle mi algılamak lazım? Bu işgal aslında dönemsel değil, tarihsel köklerden ortaya çıkan bir durum. O zaman sadece bugünkü iç siyasetle ya da iç siyasetteki gelişmelerle değerlendirmek eksik mi kalır? Evet, kesinlikle iç siyasetle açıklamaya çalışmak konunun önemini, anlamını, üstelik tarihsel açıdan demiyorum, gelecek açısından önemini küçültmek, önemsizleştirmek anlamına gelir. Her şeyden önce bizim Rojova'daki halkımızın, direnişçi kuvvetlerin, Orta Doğu halkların umudunun kendisini savunmak üzere hazırlıksız yakalanmasını getirir. Ama bütün bir Kürt halkı açısından ve bütün bölgedeki özgürlük mücadeleleri açısından büyük bir sıkıntı. Çünkü Kürt halkımızın bugünkü mücadelesi bölgede en önde yürüyen bir mücadele. Özgürlük bayrağını, hakların, kardeşlik bayrağını onlar taşıyorlar. Onlar gaflete düşerlerse, onlar yenilirlerse bütün bölge ezilecektir. Başka bir görünür bir şey yok yani. Peki. Onun için iç politikayla ilişkisi bu konunun algı yönetimiymiş gibi. Yok efendim işte hani açıklamalar yanlış olur, yersiz olur ve bence yanlış hayaller yayar benim kişisel kanım. Türk Devleti'nin sömürgeci ne Osmanlıcı politikalarında belki oradan bakmak lazım. Burhan Ekinci, seninle devam edelim istiyorum. Erdoğan bir tek içeride değil, Avrupa'da da görünen o siyaseten bir sıkışmışlık yaşıyor. Biraz önce de konuştuk aslında Avrupa'da Türkiye'nin Suriye'de ve Rojava'daki siyasetinde destekçi bir rol oynadı. Erdoğan'ın bu şekliyle yeni bir saldırı politikası üzerinden özellikle göçmenler açısından baktığımızda Avrupa'yı göçmenler açısından rahatlatıp işte orası benim kontrolüme geçerse göçmenler de oraya geçer, siz de rahatlarsınız deyip Avrupa ile yakınlaşmaya dönük de bir siyaset güttüğünü ileri sürenler de var. En azından Avrupa'da bu türden bakan siyasetçiler oldu, dışarıya yansıyan görüşlerden. Son Avrupa Birliği liderler zirvesinde de bu türden konuşmalar olduğu bir şekliyle kulislere yansıdı. Ne dersiniz Avrupa'nın bu göçmen politikasının Erdoğan'ın işgal politikalarına yansıması ve bu son günlerde tekrar yeniden işgalin öne çıkmasını birlikte düşündüğümüzde? Sayın Işık, kameralar karşısında elbette AB liderleri ya da Erdoğan bu açıklamaları yapmaz ama tam da sizin bahsettiğiniz gibi arka planda aslında tam da bunu ister. Yani siz işte karışmayın, ben burada bu mültecileri tutarım bir şekilde. Ben bu konudan önce aslında biraz bir önceki konuyla ilgili tek bir iki cümle söylemek istiyorum. Rojava bağlamında ve İdlib bağlamında. Şam rejimini nasıl ki İdlib'de, konu bağlam açısından söylüyorum, İdlib'de nasıl ki stratejik hedefi ve amacı İdlib bölgesini hepsini almaksa, Erdoğan ve rejiminin ise asıl stratejik hedefi ise Rojava'daki bütün kazanları yok etmektir. Aslında konu birbiriyle bağlantılı. Erdoğan İdlib'den çekildiği anda bilin ki Rojava'nın bir şehrine ya da bir kasabasına ya da bir kentine gözünü dikmiştir. Ve bunun için de Ruslarla ciddi bir pazarlık söz konusu yapabiliyor. Ve bu İdlib'den çekip İdlib'i Ruslara ve Şam'a verip Rojava'dan bir kent daha, bir kasaba daha
alma stratejisini güdüyor. Yani onu bir önceki söyleyeyim, asıl hedef aslında sizin de bahsettiğiniz bu Osmanlıcık anlayışı ve o Osmanlıcık anlayışındaki ilk acil hedefi ise bütün Kürt kazanımlarını yok etmek. Öncelikle asıl yok etmek istediği Kürt kazanım ise Rojava'da bulunuyor. Rojava'dan sonra ise Irak-Kürdistan bölgesinde ve zaten Türkiye'de de işte bir şekilde sindirmek. Tabii bu Erdoğan'ın ve rejimin istediği asıl stratejik hedefi, ama Kürtler buna karşı sahaya baktığımızda direniyor. Bu gerçekleşir mi gerçekleşmez mi? Tabii ki tarih bunu gösterecek. Soruna gelince evet, Erdoğan yeni bir saldırı başlatabilir. Ben bunun her an her zaman bir ihtimal dahilinde olduğunu söylüyorum. Çünkü mevcut rejim, AKP Erdoğan rejimi, saray rejimi, MHP ortaklığındaki saray rejimin temel hedefi zaten bu. Temel Suriye ilgi, temel stratejik hedefi Şam'a gitmek değil. Bu Davutoğlu'nun Şam'da işte Emevi Camisi'nde namaz kılma hayalleri vardı. Ama Erdoğan da rejiminin böyle bir hedefi ve hayali şu an yok. Öncelikli olarak Rojava'yı almak, Rojava bölgesini, Rojava'daki bütün Kürt kazanımlarını yok etmek. Bunun için de tabii ki bölgeye bir saldırı gerçekleştirebilir. Ama aynı zamanda İdlib'de, İdlib'den gelecek, batıya gelecek ya da Rojava bölgesinden batıya gelecek bir göçmen, bir mülteci akını durdurmak için de batıya söz verebilir. Ve batı maalesef bu mülteci meselesi olduğu zaman da direktmen bütün suları akıyor. Direktmen Erdoğan ne diyorsa evet diyor. İstediğin kadar sana para da gönderelim. Yeter ki sen bize mülteci gönderme. Ama aslında Batı'nın anlamakta zorlandığı konu bu. Aslında bu mesele sadece Suriye ilgili bir mesele değil. Şu anda Erdoğan ve rejimi Osmanlıcılık hayalleri ve oyunlarıyla aslında bütün bölge için, sadece bölge için değil, Doğu Akdeniz için, Akdeniz için, Balkan ülkeleri için, Ukrayna için ve Kafkaslar için tehlike arz ediyor. Şimdi bütün bu konsepte baktığımız zaman, Erdoğan ve MHP ortaklığındaki bu saray rejiminin Osmanlıcılık hayallerine baktığımız zaman bu Batı içinde büyük bir risk teşkil ediyor. Ama maalesef Batı güncel konular itibariyle, göçmen, işte mülteci akını korkusu itibariyle bunu görmezlikten geliyor. Erdoğan'a bir şekilde göz yumuyor. Erdoğan da bunun farkında olduğu için zaten her seferinde cümle aralarından tehditlerle IŞİD'lileri ya da işte çeteleri, terörist grupları Batı'ya sevk etmekle ya da yol vermekle, cümle aralarında tabii direkt ben bunu söylemiyorum ama açıklamalarından, mesajlarla bunu Batı'ya bir poz olarak kullanıyor. Bunu okuyabiliyoruz ama bunu başarabilecek mi? Doğrusu bence Batı hale çekimser ama bence şu anda Batı özellikle Doğu Akdeniz'de Fransa'yla birebir çatışma eşiğine gelinmesi, işte Kıbrıs ve Yunanistan'la doğrudan bir savaş eşiğinde olması itibariyle Batı biraz daha Erdoğan'a diş geçirmeye çalışıyor ama bence çok geç kalınmış bir Batı. Zaten Batı'nın burada artık bu bakış açısı Erdoğan rejimine, şu andaki işte bu Osmanlıcılık anlayışına karşı bir bir yaptırım söz konusu olsa bile bunun aslında Erdoğan'ın tam da dediği gibi aslında çok da etkilemeyeceğini söyleyebilir. Çünkü yaptırımın da cılkını çıkarttılar. Yani o kadar çok yaptırımdan bahsedildi ki, yani şu anda Batı'nın bu alandaki güvenilirliği de tartışma konusu. Batı projesi de Avrupa Birliği projesi de tartışma konusu. Bu bağlamda ciddi olarak bu konuda Batı'nın zaten İdlib konusunda Erdoğan'la, sanırım Aziz söyledi bunu, Erdoğan'la zaten ortak bir şeyi var. Orada bir ortak çıkarları söz konusu. Zaten orada NATO Erdoğan'la birlikte Rusya ve Şam rejimine karşı. Diğer taraftan Rojava meselesinde ise işte biraz da kamuoyundan çekindiği için aslında dünya kamuoyu, Kürtlerin bu IŞİD'le mücadele sonrasında dünya kamuoyunda kazandıkları sempatiden dolayı biraz da kamuoyundan korktuğu için aslında o konuda biraz daha işte ya ben burada tampon bölge oluşturacağım, buradan gelecek olan olası akını, mülteci akını durduracağım deyip Batı'yı bu şekilde susturuyor. Ama bence yavaş yavaş Erdoğan'ın aslında Batı tarafından da gözden çıkarıldığını söyleyebiliriz. Ama tabii ki çıkarlar söz konusu olduğu zaman, şimdi Erdoğan ve çeteleri Suriye'de Batı'nın aslında bir yerde de menfaatine çalışıyor. Yani çok da zıt değiller. Çok da zıt değiller diyorsun. Aziz Köylüoğlu, bu Aynisa'ya dönük saldırılar neyin habercisi? Biraz da onun üzerinden sorayım ama bu tabii biraz önce konuştuğumuz Erdoğan'ın yönünü Rojava'ya çevirmesi de önemli. Onlarla ilgili de mutlaka diyeceklerim vardır. Şimdi ilginç, son 10 gündür çok ağır saldırılar var. Ruslar da, Suriye ordusu da bu saldırıları izliyor. Bu izlemenin nedeni nedir? Rusların ve rejimin, Suriye ordusunun, hem de Aynisa'ya saldırıların
saldırıların altında ne yatıyor? Biraz önce konuştuklarımız bağlamında, yani çok ince hesaplar dönüyor. Sen de çok yakından takip ediyorsun. Evet, yani şu anda Erdoğan'ın tabii bölgeye işgal politikaları sürüyor. Yani bu işgal politikalarından vazgeçmiş değil. Esas hedefi, yani işte bu Derik'ten ta Afrin'e kadar ki tüm bölgede, yani bu bölgenin tümünü, yani özellikle Rojava Kürdistan'ın tümünü işgal etmek. Bu planlarını günlük olarak da dile getiriyoruz. Yani zaman zaman basına da yansıyor bu. Bu planlarından vazgeçmiş değil. Ama tabii siyasi dengeler biraz farklılaşıyor. Günlük olarak değişkenlikler var bölgede. Son zamanlarda aynı sayıya yönelik saldırılar arttı. Bu saldırılar tabii Rusya'nın son günlerde oluşturduğu politikayla da alakalı. Ruslar uzun süredir Aynisa'nın Suriye rejimine teslim edilmesine yönelik baskı kuruyor. Özellikle Suriye Demokratik Güçleri'nin, yine Kuzeydoğu Suriye özel yönetimine baskılar uyguluyor. Bu anlamda ciddi bir basınç oluşturmuş durumda. Biraz da Türkiye sopasını kullanmak istiyor. Yani Rusya bir şekilde Türkiye'yi sopa olarak özel yönetim üzerinden, Suriye Demokratik Güçleri üzerinden biraz da kullanmak istiyor. Bunun için Türkiye'ye biraz alan açtı. Yani bir alan açılmış durumda. Özellikle Aynisa bölgesinde Türkiye'ye bir alan açılmış durumda. Çetelerine bir alan açılmış durumda. Ve çeteler yoğun bir saldırı içerisindeler. Esas olarak bu saldırılar tamamen işgal saldırıları. İlerleyebilirlerse, yani KSD güçlerinin direncini kırabilirlerse Aynisa'yı işgal edecekler. Ruslar tabii hemen bölgeyi terk etme niyetinde zaten. Buna yönelik hazırlıkları da var. Esas olarak şu anda, yani Aynisa'nın kendisinde 4 tane gözlem noktası oluşturmuş durumda. Normalde bir güç var. Suriye rejiminin de zaten büyük bir gücü var. Suriye rejiminin şu anda Aynisa'da belki 3000'den fazla bir gücü var. Ağır silahları var. Ama bu saldırılar herhangi bir tepki vermiyor. Niye? Bu saldırılar Rusya'nın istediği saldırılar. Mesela geçmişte şöyle bir algı vardı. Toprağa karşı toprak. Yani diyorsun. Daha somut sorayım o zaman sizin bu dediklerinizden sonra. Rusya Türkiye'ye bir işgal saldırısı izni vermiş mi? Öyle demek mümkün mü? Biraz da Afrin örneğini kıyaslayarak soruyorum yani. Bence bir saldırı izni var ama işgal izni ne kadar var onu düşünmek lazım. Yani Türk işgalinin yani genişlemesinde Rusya'nın ne çıkarı var bölgede? Ona bakmak lazım. Kendisinin olduğu bir yerde, çıkarlarını koruyabildiği bir yerde aynı zamanda, yani sadece kendisinin olduğu değil. Şu anda Rusya, yani şöyle böyle diyelim, özel yönetimle bir ortaklaşması da var ve kendi bölgede kendi çıkarlarını da koruyabildiği bir noktada duruyor. Böyle bir noktadan niye Türklere daha fazla alan açsın üzerinden tartışmalar da var esas olarak. Şimdi Afrin örneği biraz farklı tabii. Şimdi Afrin'de toprağa karşı toprak politikası uygulandı. Doğu Guta, biliyorsunuz Şam'da Doğu Guta bölgesi bu çetelerin elindeydi. O zaman Doğu Guta Suriye rejimine verildi. Buna karşılık olarak işte S-400'ler de tabii bunun içinde. Afrin bölgesi Türkiye'ye teslim edildi. Yani Türkiye'nin saldırmasına izin verildi diyelim. Böyle bir tanımlayalım. Şimdi şu anda Rusların toprağa karşı toprak politikasını uygulamasında pek bir çıkarı yok. Yani mesela Türkiye İdlib'i mi verecek ya da İdlib'de bir bölgeyi mi verecek Aynisa'ya karşı? Bence bunu yapamaz İdlib'de. O zaman şöyle mi düşünmek lazım? Özerk yönetimi tamamen kendine mecbur bırakıp kendi istediği noktada taşmak için mi Türk devletini kullanıyor Rusya? Bence Rusya bu konuda bir blöf içerisinde, blöf yapıyor. Toprağa karşı toprak, Türk işgalinin genişlemesinde şu anda Rusya'nın Suriye'de bir, yani Türkiye'nin işgalini genişletmesinde Rusya'nın bir çıkarı yok bana göre. En azından gördüğüm kadarıyla. İdlib'de bir bölgeyi verirler mi buna karşılık? Bunda da ABD'nin de okeyi gerekiyor. Yani ABD'nin buna evet demesi lazım. ABD'nin bu durumda İdlib'den bir bölgeyi Rusya'ya verilmesini ya da işte rejime verilmesine pek razı geleceğini sanmıyorum. Çünkü İdlib'deki pozisyonun korunmasını istiyor ABD. Yani şu andaki pozisyonun sürmesini istiyor. En azından Cenevre görüşmeleri ve yeni anayasa görüşmelerinin bir sonuca ulaşmadan İdlib'deki pozisyonun değişmesini istemiyor ABD. O net. Bu bağlamda Türkiye zaten baskılıyordur büyük bir olasılıkla. En azından gördüğüm kadarıyla bir baskısı da var bu anlamda.
bu anlamda Rusya'nın Türkiye ile toprağa karşı toprak anlaşması, yani bir yeri sana vereyim, sen de burayı bana ver üzerinden bir anlaşmaya gitmeleri pek olasılık dahilinde değil. Ben tamamen Rusya'nın Türk sopasını özel yönetime karşı gösterip, yani ölümü gösterip sıtmaya razı etme politikasının şu anda Rusya tarafından Anissa'da uygulandığını düşünüyorum. Ve bu politika belli bir düzeye kadar da yani saldırıların şiddetine bağlı, yani baktığımız zaman yani şiddetli saldırılar yapılıyor, alan genişletmeye çalışılıyor. Kasetin buna karşı direnişi var ama tabii bu bir tehdit ve bu tehdite özel yönetim ne kadar direnecek, ona da bakmak lazım gerçekten. Belki de ne kadar direnebilir? Belki de bu devrimi savunanlar, sahiplenenler ne kadar destek verecek orada özerk yönetime, KSD'ye veya işte bu kirli politikalara karşı duracak. Bunu biraz da İbrahim Çiçek'le konuşalım istiyorum. Grespi ve Serekaniye işgalinden sonra geçtiğimiz yıl 9 Ekim'de bir aslında yazılı bir ateşkes var mıydı yok muydu o da belli değil ama sonuçta bir uyumla, Rusya ve Amerika'nın da uyumuyla taraflar arasında bir uzlaşma oluştu ve ateşkes de var denildi. Yani Türkiye'nin bir şekilde oraya saldırmayacağı, herkesin kendi mevzisini, konumunu koruyacağı söylendi. Ama buna rağmen saldırılar yoğunlaştı. KSD tüm açıklamalarında meşru savunma temelinde yanıt veriyoruz dedi. Bir şekilde ateşkese ve yaşanan o uzlaşmalara dikkat çekerek. Buna rağmen söz konusu tarafların Türk devletinin bu saldırganlığına karşı sessiz olmasını nasıl yorumlamak gerekir? Biraz önce Aziz Köylüoğlu'nun anlattıklarından da yola çıkarsak orada gerçekten nasıl bir hesap var? Ve buna karşı oradaki direniş boyutu ya da devrimi sahiplenenlerin desteği bu süreci nasıl etkiler? Bu anlaşmanın taraflarının sessiz kalması düşündürücü şu bakımdan. Daha önce yaptıkları anlaşmalar içerisinde aynı sayıyla ilgili yaptıkları pazarlıklar ve anlaşmalar neydi? Ateşkes için ne tür sınırlar düşünülmüştü? Bir şekilde yani hem Türkiye ile Amerika arasında hem Türkiye ile Rusya Federasyonu arasında yapılan anlaşmalarla ve burada oluşan bir bu iki anlaşmanın birbirine ilişkilendirilmesine ilgili bir yan var. Şimdi dolayısıyla sessiz kalmaları bu konularda az ya da çok ya bir anlaşmanın olduğunu ya Türkiye'ye daha önceden bu anlaşmalar sürecinde bir zaten ödün verildiğini ya da vaatte bulunduğu gibi bir izlenim veriyor. Fakat şöyle bir şey de var. Aziz arkadaş bunu tartıştı. Çetelerin faaliyetleri yoğunlaşmış olmasına rağmen ve saldırılar Aynisa'ya yönelik ve çevresine yönelik saldırılar yoğunlaşmış olmasına karşın yine de sanki saldırıların bir sınırı var gibi gözüküyor. Bir ölçüde saldırısına alan açılmış gibi. Örneğin hava kuvvetlerinin tam olarak harekette geçmesi ve çeteleri güçlü bir şekilde desteklediği bir durum oluşmuyor. Oluşmuyor. Bu da şu anlama gelir. Eğer Türkiye çetelerle karadan bir saldırı yapacaksa demek ki bölge yönetiminin, Rojo yönetiminin dirençli kuvvetleri bunları göğüsleyebilir ve püskürtebilir bugün olduğu gibi. Fakat tabii asıl nokta şurası. Herhalde şöyle bir şey bekliyor Rusya. Rojava bölgesel yönetim üzerindeki baskı artsın, Türkiye'nin baskısı artsın ve bölgesel yönetim Suriye ile Rusya'nın istediği gibi bir anlaşma yapsın. Bunun koşullarını dayatmak istiyor. Tabii ki bence devrim bunu boşa çıkarabilir, bunu karşılığında direnebilir. Aziz arkadaşın söylediği yani blöf tanımı biraz tutuyor, biraz tutmuyor. Biraz tutuyor değil mi? Evet, biraz blöf gerçekten dediği gibi biraz alan açmış oluyor. Fakat aynı zamanda bu içerisinde gerçek bir durumu da taşıyor yani içerisinde. Çünkü çeteler saldırıyorlar, Türkiye'de onları destekliyor. Sömürgecilik de onları destekliyor. Gerçek bir durum. Demek istediğim bu yani.
Fakat işte onu söylediği gibi ölümü göstermeye razı etmek burada sonuçta Türk sömürgeciliğini gösterip Suriye'nin kabul edilemez kötü bir anlaşma yapmaya devrimi yönlendiren, zorlayan bir şey olarak doğru bir durum tabii ki. Şunu gördük, evet Afrin'de direniş sömürgeciliği durduramadı. Büyük bir kahramanca bir direnişti. Ama birçok noktada direnişin bu büyük güçler arasındaki anlaşmaları da Türk sömürgeciliğinin yaptığı hesapları da bozabildiğini gördük. Bugünkü durumda bence aynı sıradaki direniş, devrimci kuvvetlerin direnişi çeteleri durdurabilir. Çeteleri durdurabilir. Rusya'nın hesaplarını bozabilir. Belki de başka tür anlaşmaların kapısını açabilir. Yani evet, Suriye bizimle uzlaşmak, devrimci kuvvetlerle uzlaşmak zorunda kalabilir. Yani Rusya buna bir aracılık yapabilir. Örneğin direniş başka bir imkan ve başka bir seçenek açığa çıkarabilir demek istiyorum esasında. Bu mümkün, başarılabilir. Peki. Burhan'la devam edelim. Var mı diyeceğiniz? Öyle anladın mı? Burhan Ekinci ile devam edelim istiyorum. Zamanı da biraz verimli kullanalım. Biraz da Arap Baharı'na da doğrusu girmek istiyorum. Çünkü 10 yılı geçti. Son başlığımızda olsun istiyorum ama bu Trump yönetiminin yenilmesi önemli. Yeni başkan da Biden 20 Ocak'ta göreve başlayacak. Bunun tabii Suriye politikası da yeni bir dönemin başlangıcı olduğuna dair de epeyce konuşan var, yazan var, çok da söyleyen var. Ayrıca bu dönemde de Erdoğan'ın elini güçlendirmek için yeniden bir işgal operasyonuna başladığı söylentileri de var. Nedir bu konuyla ilgili doğrusu? Burhan sen ne düşünürsün? Ses alamıyorum. Burhan sesini alamıyoruz. Arkadaşlar evet. Çizdiği Rusya ve Kürtler meselesi aynı İsa'dan bir iki cümleyle başlayıp soruna geleyim Sayın Işık. Ben doğrusu şu an sahaya baktığımız zaman Ruslar Kürtlerin dostu değil. Ne stratejik, ne taktiksel, ne kısa sürede, ne uzun vadede. Hiçbir şekilde Kürtlerin dost olmadığı görülüyor. Şam rejiminin dostular, Şam'la birlikte hareket ediyorlar. Ve bu açıdan baktığım zaman, bu bakış açısıyla baktığım zaman tek amaçları var Rusların. Şam'ın kaybeden topraklarını geri vermek. Şam ne istiyor? Kürtlerin elindeki Rojava bölgesindeki Kuzey Doğu Suriye topraklarını da geri almak. Bu bağlamda aslında Türk Devleti'nin Kürtlerin denetimindeki bölgelere saldırması aslında Rusların da işine geliyor. Şam rejimi de işine geliyor. Çünkü bir şekilde onlar zayıf Kürt istiyorlar. Orada güçlü bir Kürt istemiyorlar. Ruslarla dost bir Kürt olmayacağına göre zaten. Daha da Türk Devleti çeteler tarafından yıpratılmış, daha da direniş gücü kırılmış Kürtleri kendi ellerine almak daha cazip gelecek onlar açısından. Yani Ruslar da aslında orada pragmatik yaklaşıyorlar ve her an Kürtlerden boşalacak bölgeyi ya da çetelerin saldırıları sonrası o alana yerleştiklerini de görebiliyoruz. Evet. Serekani ve Tel Aviv sonrasında sınır bölgelerine Rus güçleri gitti vesaire. Biden meselesine gelirsek tabii ki doğrusu aslında çok erken bazı şeyler söylemek için. Evet, kesinlikle ABD'nin Orta Doğu politikası açısından yeni bir dönem olacağını söylemek mümkün ama ABD'nin genel hedefleri yani asıl hedefleri açısından baktığımız zaman aslında doğrusu yani Kürtler için bir bahar, bir meşrulaşma süreci. Doğrusu ben böyle okuyamıyorum çünkü ABD'nin aslında asıl partner olarak gördü, daha büyük güç olarak gördü. Türk Devleti ile ilişkileri çok önemli olacak bu süreçte. ABD bu konuda nasıl bir çizgi, yani nasıl bir rotaya girecek? Yani evet, elbette açıklamalar Biden yönetiminin işte gelen olan isimler, Kürtlerle dostluğu, Kürtlere yakınlığı, Suriye sahasını iyi bilmeleri olumlu bir hava yansıtıyor ama ben doğrusu çok da öyle bir gülük gülistanlık, evet Biden geldi, yeni yönetim geldi, artık işte Rojava bölgesi kurtarıldı, Türk devleti artık o sahaya saldıramaz, okuyamıyorum. Her an saldırabilirler ve bu saldırı ihtimali hiçbir zaman da bitmeyecek. Ta ki orada uluslararası meşru olarak bir özel yönetim statüsü kazanılmayana kadar. Ve Türk devletinin bu saldırı
Olasılığı her zaman olacaktır. Bu Biden olması ya da Trump olması değiştirmeyecek. Tabii ki Trump'ın bireysel dostluklarından dolayı verdiği, Twitter'la verdiği kararlar olmayacaktır yeni yönetimde. O zaman bu son saldırıları Erdoğan'ın bilinçli bir şekilde acele ettiği bir politik olarak göstermek de eksik kalır. Öyle mi düşünmek lazım? Evet, eksik kalır. Yani sadece bir Aynisa yönelik bir saldırıyla Biden yönetimini elim güçlü giderim bence eksik bir olur. Peki. O politikayı belirlemek için daha farklı S-400 meselesi var. Yani çok önemli, yeni yönetim için çok önemli olan bir S-400 Rusya meselesi var. Bundan Türkiye'nin birebir tamamen vazgeçmesi gerekiyor. Peki. Ama mevcut rejimin vazgeçeceği de görülmüyor. Ve Rojava yönelik de Türk devletinin her zaman tehditleri de devam edecek diye düşünüyorum. Peki, Aziz Köylüoğlu'yla devam edelim. Aslında KASED'e başından beri işgale fırsat vermeyeceği, sonuna kadar direneceği yönünde kararlı bir yaklaşım sergiliyor. Bunu biliyoruz, görüyoruz. Ama diğer taraftan son dönemde de gördük bunu, hem KASED'e yetkilileri hem özerk yönetim yetkilileri DAEŞ'e karşı mücadelenin Bahoz'da sonuçlanmasından sonra kendilerine daha önce destek verenlerin şimdi yalnız bıraktıklarını açık açık söylüyorlar. Hatta bunun DAEŞ ve destekçilerini güçlendireceği konusunda da ciddi uyarılarda bulunuyorlar. Hem özerk yönetim hem KASED'e açısından sormak istiyorum. Bu girdaplı dönemin aşılmasında KASED'in, özerk yönetimin temel anlamda nasıl bir politikası olur, nasıl bir tutum sergiler? Çünkü gerçekten çok karmaşık ilişkiler ağı içerisinde birçok oyunun döndüğü bir ortamdan söz ediyoruz. Bazı şeyleri net söyleyebilmek belki mümkün değil ama bu konuda KASED'in ve özerk yönetimin tutumu da çok önemli olacak diye düşünüyorum. Sen de o bölgeyi yakın takip eden bir arkadaşsın. Buyurun. Evet, ilginç bir şey var. Tabii bölge çok karmaşık. Gerçekten böyle nasıl diyelim, Rusya'nın, ABD'nin, İran'ın, Türkiye'nin, farklı Avrupa ülkelerinin yine politikalarını yürüdüğü bir coğrafyada yaşıyoruz. Özellikle Kuzeydoğu Suriye böyle bir coğrafya. Diplomatik heyetler tabii bölgeye geliyor. Bölgeye yoğun bir ziyaret var son zamanlarda. Özellikle Avrupalı, batılı ülkelerden bölgeye ziyaretler var. Yine Asya ülkelerinden özellikle son zamanlarda bölgeye ziyaretler var. Tabii bu ziyaretlerin bir moral kaynağı olduğu kesin. Özellikle yönetim açısından bunu söyleyebilirim. Yine meşhur görünme anlamında da ciddi bir etkisi olduğunu düşünüyorum ben en azından. Şimdi KASED'e aslında şunu söyleyebilirim. KASED'e güçleri mevcut pozisyonuyla zaten açıklamalarını yapıyorlar. Yani bu saldırılara karşı sonuna kadar direneceklerini söylüyorlar. Yani KASED'nin Rusya'nın mevcut politikalarına teslim olma gibi bir lüksü yok zaten. Ya da Rusya'nın mevcut dayatmalarını kabul etmek veya diyelim onlara göre bir politik yaklaşım içerisine girme gibi bir durumu da görünmüyor. Saldırılara karşı yoğun bir biçimde direnecek KASED'e güçleri. O net. Özellikle yönetim de tabii bu anlamda halk da sadece KASED'e güçleri değil, halkın da ciddi bir tavrı var. Yani halk kesinlikle Suriye rejimini istemiyor, bölge halkı. Yani belki bir azınlık bunu istiyor olabilir bölgede. Çeteleri hiç istemiyorlar. Türkiye ve Türk çetelerini hiç istemiyorlar. Çünkü şu anda Türk çetelerinin işgal ettiği bölgelerde gerçekten zulüm var, işkence var, talan var ve insanların insanca yaşayabilme şartları ortadan kaldırılıyor. Ve insanlar bunu görüyorlar. Zaten o bölgeden yoğun bir göç var. Mesela şu anda bile Serikaniye'den, Giresipi'den insanlar kaçıyor. Oranın yerel insanları, yani o bölgenin yerel insanları artık orada yaşayamaz hale gelmiş durumda. Afrin yine öyle. O açıdan halk da bu çetelere karşı ciddi bir tepki içerisinde, bu saldırılara karşı ciddi bir tepki içerisinde ve halkın Suriye demokratik güçlerine desteği de yoğun. Yani son dün de gördük Aynisa'da, yani halkın yoğun bir desteği vardı saldırılar içerisinde. Yani bombaların patladığı, topların patladığı, uçakların alçak uçuş yaptığı bir anda bile
halk gösteri yapıyordu. Çetelere karşı gösteri yapıyordu. Rus gözlem noktalarının önünde Rusya'yı duyarlı kılmaya, ya diyelim bir baskılamaya yönelik bir kitlesel eylem içerisindeydiler. Doğal olarak hem özerk yönetim hem Suriye demokratik güçleri bu politikaları boşa çıkartacak hamleler içerisine gireceklerdir. Hem bölgede benim gördüğüm kadarıyla diplomatik faaliyetlerini yürütüyor özerk yönetim. Hem Orta Doğu'da özellikle Arap ülkeleri içerisinde ciddi bir diplomatik çalışma yürütüyorlar. Hem de batılı ülkeler nezdinde de ciddi bir diplomatik çalışma var. Rusya'yla da esas olarak günlük, şunu diyebilirim, günlük iletişim var Rusya'yla. Yani Rusya'yla iletişimler kesilmiş değil. Günlük olarak Rusya'yla ilişkiler var. Ama Rusya'nın yoğun bir, yani şunu diyebilirim, yani Rusya fazlasıyla pragmatik bir politika içerisinde bölgede. Yani net olan o. Yani anlık değişebilen bir politika içerisinde. Bugün verdiği sözü yarın tersini yapabilen bir politika içerisinde. O açıdan Rusya'nın verdiği sözlere pek insan, yani şöyle diyebiliyor, yani pek güvenemiyor insan. Yani çünkü değişkenlik çok fazla Rusya'da. Bu açıdan Rusya'nın da verdiği sözler vardı geçmişte. En son yapılan bir toplantıda anlaşma yapıldı. M4 yolunun kuzeyinde gözlem noktaları oluşturuldu. Ortak gözlem noktaları oluşturulacaktı. Oluşturuldu da şu anda o gözlem noktaları saldırı altında. Rusya bu duruma sessiz. Yani öyle bir durum var. Bu açıdan yani KSD ve özel yönetim açısından kısaca şunu söyleyebilirim. Yani sonuna kadar direneceklerdir. Yani başka zaten direnmek dışında bölgede oyunları bozabilecek bir durum yok. Yani sadece direniş mevcut kirli oyunları açığa çıkartıp bozabilir diye düşünüyorum. Aslında o direnişle kirli oyunları. O direnişle kirli oyunları teşhir etmeye dönük bir politikada yoğun bir şekilde sürdürülüyor. Son 8 dakikamız ama çok kısaca yanıtlamanızı isteyeceğim. Arap Baharı'ndan geriye ne kaldığı sormak istiyorum. İbrahim Çiçek'e de Burhan Ekinci'ye de zaman kalırsa bir iki cümlede bu konuyla Aziz Köylüoğlu'ndan almak istiyorum. İbrahim Çiçek Tunus'ta başladı. 10 yılı tamamladı. 17 Aralık'ta. Büyük bir umut uyandırmıştı ama bugün geriye dönüp baktığımızda gerçekten gördüğümüz ne? Çok kısaca mümkünse. İsterseniz belli başlıkların altını çizmeye çalışalım. Arap Baharı'ndan bence geriye kalan en değerli şey Rojava devrimidir. Rojava devrimi bence Arap Baharı'nın Kürdistan'daki ve Orta Doğu'daki uzantısıdır. Halkların başkaldırısıydı ve halkların başkaldırısı en ileri sonucunu Rojava'da verdi. Rojava'da Kürt halkının öncülüğünde bir demokratik öz yönetim oluştu. Kadın özgürlükçü, değişik inançlar bakımından çoğunlukçu, ulusal çoğunlukçu bir demokratik rejim oluştu ve bölge için aslında bir model oluşturulduğunu söyleyebiliriz. Ve Arap halkıyla Kürt halkı arasında oluşturulan ittifak, güçlü mücadele yoldaşlığı, gericiliğe karşı savaş ittifakı çok değerli bir şey. Bölgenin geleceği açısından çok değerli bir şey. Çok da derinleştirilmesi gereken bir şey. Rojava yönetiminin kadın eşitlikçi yapısı bütün bölge açısından ve hatta dünya açısından örnek oluşturan bir şey. Rojava'nın küçük olması onun temsil ettiği değerlerin büyüklüğünü asla gölge düşürmez. Çok büyük değerleri temsil ediyor. 21. yüzyılda yükselecek değerleri temsil ediyor. O 21. yüzyılın girişinde ateşi taşıyorlar ve ışığı taşıyorlar. Ve maalesef ateşi ve ışığı taşıyanlar onurlu büyük bedeller ödüyorlar. Bunu biliyoruz. Bugünkü durum da aslında onlara çok fazla şeyler dayatıyor. Fakat geriye dönüp baktığımızda birkaç şey daha muhakkak söylememiz lazım. Bunlardan bir tanesi, evet, sömürgeci güçler arasındaki çelişkilerden, emperyalist güçler arasındaki çelişkilerden devrim mutlaka yararlanmaya çalışacaktır. Var olmak ve ilerlemek için. Fakat asla ne Avrupa Birliği'ne, ne Amerika'ya, ne Rusya Federasyonu'na, ne de bölgedeki İran, Türkiye, Suudi Arabistan, Mısır, işte İsrail gibi bölgesel egemonik güçlerin hiçbirisine ve hiçbir şekilde güvenemez. Ancak kendi güçlerine güvenebilir. Ancak dayandığı halk kitlelerine güvenebilir. Peki. Devrim halkın içerisinde derinleştiği ölçüde yaşayacak ve
kendi tarihsel rolünü oynayacaktır diyebiliriz. Bu konuda çok uyanık olması gerekir. Çünkü bakın bölgesindeki gerici güçler arasındaki ittifaklara baktığınız zaman mesela Amerika, Türkiye, mesela Türkiye... Bir iki cümleyle rica etsem İbrahim Arkadaş. Yani tamam, toparlıyorum. Evet. Rojava kuşatma altında ve kuşatmanın bir tarafında Amerika ile KDP arasındaki ilişkiler var. Kürdistan'ın özgürlük güçleri Kandil'de kuşatma altında. Bir tarafta Türk sömürgeciliği, bir tarafta İran sömürgeciliği, bir tarafta KDP ile kurdukları oportunist faydacı ilişkiler var. Evet. Bu koşullar altında devrim direniyor. Ancak halk içinde derinleşerek, kendi gerçek kuvvetlerine dayanarak geleceğe doğru misyonunu oynayacak diyebiliriz. Peki. Burhan, mümkünse senden de çok kısa rica edeyim. Zamanımız çok daraldı. Ama özellikle diktatörlüğü de büyüten bir tablo da karşımıza çıktı. Evet. Yani bir taraftan Rojava devrimi gibi bir tabloyu karşımıza çıkardı. Diğer taraftan diktatörlüğü. Ayrıca bu sorun masaya da gelir mi? Arap Baharı'ndan sonra yaşanan çatışmalar. Evet. Aslında Arap Baharı, yani Arap dünyasındaki o gösteriler ve sonrasındaki siyasi atmosfere baktığımız zaman bir yerde Arapların yeni kuşağın, sosyal medyayı aktif kullanan kuşağın aslında bir devrim çıkışıydı. Yani Arap dünyasında bu Arap Baharı demiz buydu. Ama nasıl ki bunu devletler temsil etmeye başladı, bu gücü, bu devrim, yani kendinden oluşan bu halkın o tepkisini yönetimlere karşı, diktatörlere karşı, tek adam rejimlerine karşı gücü devletler temsil etmeye başladı. Bu halk adına, halk kitleleri adına siyasi organizasyonlar ön plana çıkmaya başladı. Bu devrimler aslında tamamen ortadan kaldırıldı ve yerine yeni, daha acımasız diktatörlükler, daha acımasız tek adam rejimleri ortaya çıktığını söyleyebiliriz. Aslında bunların, bu Arap Baharı'nı aslında bozan en önemli devlet de Türkiye oldu. Yani Türkiye bir yerde aslında bu Arap Baharı'na ket vuran bir ülke de. Yani eğer ki Türkiye'nin oradaki o rol olmasaydı, yani bir yerde aslında Arap'taki o kendiliğinden doğal oluşan, o alttan gelen, tabandan gelen o yönetimlere karşı devrimsel değişim, dönüşüm talepleri, bir yerde aslında Türkiye'nin bunun temsilciliğini, Osmanlıcılık hayalleriyle bunun temsilciliğini üstlenerek aslında bir yerde buna zarar verdi söyleyebilirim. Yani bu bir yerde aslında 68 kuşağındaki Fransız gençliğinin, işte işçinin, köylüsünün, emekçisinin, yani her kesimden gençlerin ortaya çıkıp bir devrime kalkışması ve sonrasında sendika temsilcilerinin devreye girmesiyle devlet ile o devrimci güçler arasında uzlaşma arayışı girmesiyle birlikte söndüğünü okuyabiliyoruz. Ama aynı şekilde ben bunun da Arap Baharı içinde geçerli olduğunu söyleyebilirim. Peki. Eğer ki devletler ya da siyasi organizasyonlar halkı temsilen kimi görüşmelerde bulunmasalar ya da bunun temsiliyetini üstlenmeselerdi, Katar, Türkiye mesela çok önemli bu anlamda. Belki de şu anda Arap dünyasında tek adam rejimlerini değil, demokratik, çok da çok da halkına mutluluk ve refah vaat eden yönetimler görebilirdik. Ama maalesef şu anda sizin de dediğiniz gibi tam tersi bir dönem yaşanıyor. Peki Aziz Köylüoğlu, bir iki cümleyle mümkünse senden de değerlendirmeni isteyeceğim. Esas olarak Arap Baharı şu anda bir Arap kışına dönüşmüş durumda. Yani mevcut durumda. Araplar, yani Arap halkları için, Arap halkı için herhangi bir umut ışığı pek görünmüyor mevcut baktığımız zaman. Tam tersi, bu Arap Baharı yeni diktatörlükler ortaya çıkardı. Daha sert diktatörlükler ortaya çıkardı. Daha vahşi diktatörlükler yarattı. Ama tabii bu Arap Baharı bir sarsılmaydı. Bence bu sarsılmalar sürer, devam da edecektir. Bitmeyecektir yani bu sarsılmalar. Önümüzdeki süreçte, yani çünkü yeni bir nesil var. Ve bu yeni nesil mevcut statükoyu kabul etmiyor. Oluşan yeni statükolara karşı da tepkili. Bu şu anda oluşanlara karşı da tepkili. Onun için yeni bir kıvılcım bekliyor şu anda. Orta Doğu'da, Kuzey Afrika'da yeni bir kıvılcım bekliyor yani gençler. O kıvılcım da en nihayetinde bir şekliyle Arap halkının da yeniden uyanışını beraberinde getirecek diyorsun. Çok teşekkürler Aziz Köylüoğlu, Rojava'dan. Katıldın, emek verdin.
Aynı şekilde Hollanda'dan katılan İbrahim Çiçek arkadaşımıza ve Almanya'dan katılan Burhan Ekinci arkadaşımıza, her üçünüze de emek ve katkılarınız için çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet sevgili izleyiciler, bir medya haberde gündemin daha sonuna geldik. Suriye'deki gelişmeleri ağırlıkla tartıştık. İdlib'e, Aynisa'ya dönük politikaları konuştuk. Türk Devleti'nin ince hesaplarını, saldırganlığını, işgalciliğini, Kasede'nin, Rojava'nın direnişini, özerk yönetimin siyasetini konuştuk. Medya haberinde sonuna geldik. Bir dahaki medya haberde buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.